30 dakikadan herkese merhaba efendim. Bugün hem tekstil sektörünü konuşacağız hem de otomotive ilişkin biliyorsunuz ODM'nin rakamları açıklandı. Detaylarını konuşacağız. Son dakikamızda ekranda onu da bir vurgulayalım. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir açıklamada bulundu. Nurol İnşaat'ın tahvil yatırımcılarına yönelik çağrısı olan bir işlem diyorlar. Ve yatırımcılara vade uzatımı konusunda seçenek sunuyor diye bir ifade kullanmışlar. Şimdi stüdyomuzda Şeref Hayat bizlerle. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Şimdi çok teşekkür ediyorum Şeref Bey. Geldiniz buralara kadar. Şimdi özellikle tabii enflasyon verisini konuşacağız ama bir yandan kredi koşullarını anlamaya çalışıyoruz. İhracatçılar bu anlamda belki bir miktar rahatlasa da halen daha tabii maliyetler yüksek olduğu için problem var. Yani biraz da işte mevcut durumun tabii getirisi olarak diyelim. Şimdi önce tabii enflasyona baktığımız zaman manşet rakam aslında hazır giyimde bir miktar daha manşetin altında gözüküyor. Sizde işler nasıl? Biraz hani hazır giyim tarafında önce rakamları değerlendirelim. Hazır giyim çok keyifli değil. Bildiğiniz gibi sürekli sizde yayınlarla konuşuyoruz. Evet. Gerçekten ana pazarın özellikle resesyonda olması, talebin az oluşu. İhracat kanadında çok ciddi sıkıntı yaratıyor. İç piyasada özellikle geçen aya kadar bir canlılık olmakla birlikte asıl işimiz olan ihracatta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Geçen yılda birlikte işte baskılanan kur hep konuşuyoruz. Seçim öncesi 20 liranın altında tutulmak istenen kur sebebiyle bu sene sektör maalesef koca bir yılını kaybetti. Şu an son verileri paylaşmak istedim sizle. Son 26 günlük veri var bugün açıklanacak. İhracat Eylül rakamları. Orada %18 gibi bir önceki yıla göre. 2021'e göre %13 gibi. Eksi var. Son Ocak ayından 26 Aralık Eylül'e kadar baktığımız zaman da yaklaşık %8 gibi bir eksi var. Daha dramatik olan kısmı aslında adet ve kilogramda 5 yıl önceye döndük. Yani ham madde zamları sebebiyle belki biraz rakamlar %10-15 gibi eksi olmakla birlikte adet ve kilogramdaki eksi çok çok daha fazla. Dolayısıyla tabii ki biz biraz daha fazla ürünü satmak durumunda kalmakla birlikte, daha pahalı satmakla birlikte adette çok düşüm oldu. Bu da beraberinde tabii ki küçülmeleri beraberinde getirdi. Önemli bir istihdam kaybının özellikle son bir yıl içerisinde tekstil ve hazır giyimde 200 binleri bulduğunu üzülerek söylemek durumundayım. Geçtiğimiz aylarda da zaten hep vurguluyordunuz ama giderek de aslında arttığını söylüyorsunuz. Doğru, arttı ve artmaya da devam edecek. Çünkü özellikle enflasyonun hala çok yoğun seyrettiği, siz de biraz önce bahsettiniz. Günler yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay, bir önceki ay %10'larda, bu ay %5'lerde olan enflasyon oranında bizim gelirimiz artmadığı müddetçe hazır giyimci sopa yemeye devam ediyor. Yani tabiri caizse, çünkü kurun bu şekilde artması, dolayısıyla bizi rekabetçi kılması mevzu bahis değil. Hatta orta vadeli plana baktığımız zaman yıl sonuna kadar hedeflenen kurda, seçim öncesine kadar da tutulacağını zannettiğimiz kurda çok fazla ihracatçıyı mutlu etmeyecek. Çünkü seçim sattımına girdiğimiz yeni yılda da yeni bir asgari ücret, yeni bir zam konuşuyor olacağız. Bu denge nasıl tutulacak bilmiyorum. Çünkü kurun çok serbest bırakılması ve enflasyonun tekrar azmasını da istemiyor tabii ki ekonomi yönetimi. Yani bir şeyi yaparak, bir şeyi bozmadan bir şey yapmanız mümkün olmayan günler yaşıyoruz diye tahmin ediyorum. Evet. Bir 7-8 ay çok zorluk geçecek bizim sektör içinde. Yani sıkılaşmanın tabii devamı bekleniyor dediğiniz gibi. Bir de tabii ek zamlar geliyor. Mesela son gelen değil mi doğalgaz zammı? Bu da işte yine belki üfe bu sefer manşette tabii baktığımız zaman yıllık tarafta aslında üfe tüfenin altında kalmaya devam ediyor. Yani ciddi anlamda beklentilerin bozulduğunu biz anlıyoruz. Doğru. Bir önden yüklemeli fiyat artışları mı oluyor? Bu biraz bunu açalım mı? Yani tamam, şimdi doğalgaz zammı gibi ek zamlar elbette önümüzdeki günlerde yansıtılacaktır ama biraz da hani sezon önden yapılıyor. Bir kur tahmini yaparak fiyatlar belirleniyor. Dolayısıyla markalar da hani kendilerini bir şekilde korumaya almaya çalışıyor. Nasıl sizce? Kesin öyle oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi çok özellikle enflasyonist ortamlarda sağlıklı fiyatlama olmaz. Birçok şeyde olmaz. Hizmet sektöründe olmaz, hazır giyimde olmaz, birçok sektörde olmaz. Dolayısıyla çok sık fiyat değiştirmemek adına en azından öngörülebilir bir kur aralığıyla bir maliyet yaparak önden yüklemeli fiyatlar açıklanıyor. Ve yıl içerisinde çok fazla değişiklik olmasın veya o imkanı indirimde kullanalım. Çok daha fazla indirim yaptık gibi sağlıksız fiyat yapılarını görüyoruz. Birçok şeyin, aynı ürünün bile birçok
mağazada veya farklı bir hizmet sektöründe farklı fiyatlandırdığını görüyoruz. Yani enflasyonun en kötü olduğu taraf bu zaten. Yani piyasada gerçekten bu da olmaz artık dediğiniz fiyatlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunları anlatmak isterim. Maliyetlere gelince de biz hep kur isteyen, kurla fiyatla fiyat yapabilen, sadece kurla ihracat yapıp para kazanan bir sektör olarak algılanıyoruz maalesef, ama gördüğünüz gibi dün açıklanan elektrik ve doğalgaz zamlarıyla birlikte aynı yerde kalan kurumuza tekrar bir maliyet eklendi ki bizim sektör için de tekstil için de enerji, elektrik ve doğalgaz çok önemli bir girdi maliyeti. Ne kadarlık ek zam sizce gelecektir bu kalemden ötürü sadece? En azından bizim bir %2 daha maliyetimiz artacaktır. Yani %20 enerjiye yapılan toplam zam, elektrik artışı %2 daha artacaktır ki kurun neredeyse stabil kaldığı, ana pazarın daraldığı, ana pazarın talep göstermediği bir dönemden bahsediyorum. Yani bu şekilde bir de finansal maliyet, finansman maliyetleri de biraz sonra gireceğiz. O da artınca haliyle sanayicinin, ihracatçının çok sıkıştığı bir dönem maalesef içindeyiz. Bunun özellikle ana pazarın talebin tekrar artana kadar, Türkiye'de seçimin bir şekilde geçene kadar devam edecek gibi görülüyor gözlerine maalesef. Evet, kredi maliyetleri de şu anda, az önce aslında yayın öncesi sormuştum ama şimdi burada tabii ifade edelim. Yüzde kaçlarda mesela kredi bulunabiliyor? Reskont kredilerinde limitler arttırıldı diye hani ihracatçılar tabii biraz sevinmişti ama orada da maliyetler sanki biraz piyasa faizlerine yakınsamış gibi gözüküyor. Nedir son durum? Kesin öyle. En önemli noktaya değindiniz. Bizim için can suyu olan TL reskont kredileri inanın son bir yıl içerisinde belki sanayiciyi, ihracatçı ayakta tuttu. Çok önemsediğimiz ve ulaşmakta zorlandığımız bir krediydi ve hızlı bir şekilde bir ay içerisinde önce 5 katına sonra 10 katına çıktı. Yani günlük limitler 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye çıktı. Fakat bugüne geldiğimizde politika faizi artı bir teminat mektubu bedeliyle birlikte %31 olan bu faiz kredi içerisinde peşin kesildiği zaman yıl sonu maliyeti %45. Bu çok yüksek bir maliyet. Yani pazarın daraldığı, bir şekilde işlerin olmadığı, enflasyonun hala acımasız bir şekilde devam ettiği, masrafların arttığı bir dönemde finansman maliyetlerinde neredeyse ayda %4-5 gibi bir rakama TL reskont kredisiyle bile ulaşması sanayiciyi çok daha büyük sıkıntıya soktu. Bunların özellikle bu faizin devre sonu, yani yıl sonunda alınarak gerçekten bir %30-31 civarında olması sağlanması lazım. Aksi takdirde zaten dövize çok ihtiyacı olan sektörün bunu kullanarak para kazanması veya işletmesini hayata tutması mevzu bahis değil. Dediğiniz gibi neredeyse piyasada ulaşabileceğimiz özel banka faizleriyle denk gelen bir faizi peşin peşin vermekten bahsediyorum. Dolayısıyla bu süzülemez. Bununla ilgili düzelmek için sürekli bakanlarla yazışıyoruz. Umarım bir an önce düzeltme yapılır. Değil mi? Bu arada tabii ek maliyetleri konuşuyorken euro dolar paritesini de unutmayalım. Yani az önce de ekrana getiriyorlardı. Yani bir de dolar endeksi işte 107'lere çıktı. Tabii euro dolar paritesi de neredeyse işte 1.04 küsür, yani 1.05'e daha yakın tabii, ama şimdi buradan da bir ek maalesef maliyet doğuyor. Zaten ihracat pazarları daralıyor diyorduk. Ne kadarlık bir pahalaşmadan bahsediyoruz? Biraz onu açalım mı? Yani tabii. Hep biz işte diyorduk ki Bangladeş, Vietnam, bunlar işte ön plana çıkmaya başladı ama Avrupa'daki üreticilere neredeyse fiyatların yakınsadığı da belirtiliyordu. Nedir son durum? Son durum vahim. Özellikle pariteden bahsedeyim. Paritede bu ujin tuzu biberi oldu diyelim. Yani son 1-1,5 ay içerisinde paritede %6, özellikle biz Euro bölgesine ihracat yaptığımız için sıkıntı yarattı. Genel fiyat farklarımıza bakarsak biz genelde Gözde Hanım, ana rakiplerimiz dediğimiz bu pandemi öncesi süreçte Vietnam, Kamboçya, Çin bu gibi ülkelerle fiyat farkımız %15-20 civarındaydı ve Avrupalı alıcılar yakın coğrafyada ve full paket alabildikleri için ürünü, modayı da iyi takip eden Türkiye firmalarından alışveriş yapmayı çok normal karşılıyordu. Yani %15-20 vermekte bir beis görmüyordu ama pandemi sonrası özellikle Navlun düştü. Tabii navlun düştü. Mi? İşte ticaret bir şekilde yavaşladı. Tabii. Şimdi baktığımız zaman farkımız, baskılanan kur, içerideki kontrol edilemeyen enflasyon sebebiyle şu an 40-42'lerde. Yani Türkiye'deki kurla bir maliyet yaptığınızda Bangladeş'te bir üründen %40 daha pahalıya mal üretiyorsunuz ve bunu kimse ödemek istemiyor bize. Yani zaten zamanları var. Taşımacılık krizi yok. Dolayısıyla işimizi özellikle seçim öncesi 20 liranın altında tutulmaya çalışılan dönemde çok sezonu kaçırdık tamamen neredeyse. Bu kaçan sezon hemen birdenbire gelmiyor. Maliyetler ve fiyatlar hala artmaya devam ettiği için de bunu tekrar yerine koymak çok kolay değil. Artık Türkiye
Bu 2019 dönemine döndüğümüz zamanki ucuz bir ülke olmaktan, ucuz tekstil ürünü yapmak durumunda olan ülkeden maalesef çıkmış durumda. Artık daha katma değerli, daha yüksek teknoloji kullanarak ürettiğimiz kumaşlarla daha katma değerli ürünler yaparak belki biraz daha ciroların düştüğü, adetlerin düştüğü bir süreç yaşayacağız. Biraz önce bahsettiğim verilerde de görüldüğü gibi artık daha pahalı ürünü çok daha az adette yapan bir Türkiye hazır giyimini göreceğiz. Artık biz o ülkelerle rekabet edebilir durumdan maalesef çıkmış durumdayız. Bu da haliyle ciroların düşmesini beraberinde getirecek. Mesela geçenlerde kozmetik sektöründen bir yetkili ağırlıyordum. Şöyle bir ifade kullandım. Mesela geçtiğimiz sene turizm sezonunda iç pazar aslında çok canlıydı. Turist o pazarı tutuyordu. Şimdi bu sene dedi pahalı olduğumuz için dedi o kadar fazla bir harcama görülmedi dedi. Bilmiyorum tekstil gibi sektörlerde de yaşanıyor mu? Yani iç pazarda özellikle burada mesela bir daralma tabii göreceğiz ama mesela yaz artık geride kaldı. Hani nasıl geçti? Özellikle artık Türkiye'nin euro veya dolarla alışveriş yapanlar için de pahalı bir ülke olduğunu söylemek durumundayım. Yakın coğrafyadaki birçok ülkeye gidiyoruz. Gerçekten markete girdiğimizde, alışveriş yaptığımızda TL'ye çevirdiğimizde bile çok daha ucuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten biraz önce de bahsettik. Yüksek enflasyon çok sağlıksız bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Çünkü enflasyonu oluşturan her şey şu an var. Maliyet özellikle bir maliyet enflasyonu var. Talep enflasyonu var, bir de beklenti enflasyonu var. Hala kıramadık. Belki son tüketici alışverişlerindeki yapılan faiz düzenlemeleri, kredi kartı faizlerinin artması falan gibi kalemlerle belki önümüzdeki ay gibi o tüketimdeki daralmayı göreceğiz Gözlem. Yani hala canlı mı peki? Ağustos sonuna kadar veriler canlıydı. Eylül'de biraz okul alışverişi devreye girdi ama evet. Ekim gibi bu daralmayı biz çok net göreceğiz. Özellikle perakende alışverişlerde. Ondan sonra eğer biz bu faiz artırmaya devam edersek belki bizim için iyi olmayacak ama o beklentiyi kırıp ardından talebi kırıp belki de yavaş yavaş enflasyonun geri geldiği bir süreci başlayacağız ama bunun için bile en az 6-7 ay var. Yani gerçekten hala faizlerin yüksek olduğu, enflasyonun çok yoğun arttığı, talebin dar olduğu bir 6-7 ay var. Sanayici için gerçekten çok zor bir süreç geçecek. Şimdi özellikle bahara kadar. Evet, enflasyonla mücadele adına aslında tabii mevcut ekonomi politikası yani orada belki hani eleştirdiğiniz durumlar farklıdır ama şu ticari kredi faizlerinde herhalde en çok sizin vurguladığınız yine reskont kredileri olacak değil mi? Yani burada çünkü ihracatçının desteklenmesi için her şey yapılıyor aslında. Değil mi? Bu vurgulanıyor. Yani büyümenin kompozisyonu değiştirilmek isteniyor aslında. Hani iç pazardaki o canlılıktan öte. Tabii. Değil mi? Biraz ama ihracat pazarlarında bu arada sıkıntılı tabii. Sıkıntılı. Yani çok kötü bir döneme denk geldi. Yani çünkü Türkiye'de özellikle enflasyondaki beklentiyi kırmak için işte çok önemli faiz kararlar alınıyor. Tüketici kredilerinde özellikle çok ciddi kararlar alındı. Hala sanayiye yatırıma bir şekilde finansman kanalları açık ama orada maliyetler çok arttı. Belki siz şimdi büyümede 4-5 gibi rakamlar yazılmış orta vadeli planda ama neyle büyüyeceksiniz? Tüketimi daralttığınca haliyle ihracatla büyümek lazım. İhracatla büyümek kararı ise bu karar ki doğru. İhracat finansmanının bir şekilde özel olması lazım. Yani biz %45 önden kesilen bir TL reskont kredisiyle ihracatçının sanayicinin büyümesi mevzu bahis değil. Kredi kanalları kısmında özel bankalar... Şu an zaten yatırım herhalde hiç yoktur. Kesinlikle yok. Diye düşünüyorum. Kimsenin yatırım düşündüğü yok. Şu an o 5-6 aylık süreci gerçekten en azından ana pazarın talebi başlayacağı süreci geçirmek istiyorlar. Onlar da kışın biraz daha talebi kısacaklar. Dolayısıyla zor bir süreç. Özellikle gerçekten sanayiyle büyümek isteniyorsa bu finansman kanallarının uygun maliyetlerle belki politika faizinin civarında ulaşmayı sağlamak lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi ODMD Başkanı Ali Aydar Bozkurt'u ağırlayacağız. Hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii tekstil sektöründe yavaş yavaş böyle emareler var dedi Şeref Hayat ama önümüzdeki günlerde otomotiv tarafında benzer bir durum görülecek mi diye de ben size sormak istiyorum. Rakamlar hala canlı olduğuna işaret ediyor, ne dersiniz? Evet, Eylül ayında 96 bin adetle gerçekten tarihi bir rekorla kapandı. Aslında bu rakama iki açıdan bakmak lazım. Birinci açı Nisan-Ağustos arası dönemi değerlendirdiğimizde biliyorsunuz bir 3,5 senedir otomobil bulmakta, sıfır otomobil bulmakta sıkıntı çekmiştik. Ama Mart'tan sonra Nisan'dan itibaren yavaş yavaş bazı marka modellerde bulunurluk artınca aylık satış adetleri 100-120 bin bandında bir yerlere geldi. Yani Nisan, Mayıs, Temmuz bu aylara baktığımızda.
Buradan baktığımız zaman 96 bin aslında çok büyük bir yükselme değil. Yani Nisan-Mayıs döneminde 110 binleri yakalamış bir pazarın Eylül'de aslında 120-130 binleri yakalaması beklenirdi. Ama niye böyle oldu? Birkaç temel sebebi var. Bir tanesi bu piyasadaki al-satçı dediğimiz ticari amaçla araç alıp satanlar artık piyasadan çekilmeye başladı. Orada bir fırsat görmemeye başladılar. Çünkü araç bollaşmaya başladı. İkincisi, kredilere ulaşımda yaşanan sıkıntı pazarı birazcık aşağı yönlü baskılıyor. Hem filo kanadında hem de bireysel müşteri tarafında. Üçüncüsü, yine bireysel müşterileri ilgilendiren bir tarafı, araç fiyatlarının geldiği nokta bir miktar artık araç satın alabilecek müşteri profilinin sayısında azalmaya da yol açtı. Tüm bunlar, hani bugün 130 binleri de görmemiz gereken dediğimiz hızdayken 96 binlerde kapatmamızın bir sebebi. Peki 96 bin rekoru nasıl geldi? Onun da arkasında yatan sebepler yine 3,5 yıldır birikmiş, ötelenmiş bir talep söz konusuydu. İşte araç geldikçe bu talep karşılanmaya başlıyor. İkincisi de hep söylediğimiz bir şey var. Mobilite gerçekten bir ihtiyaç. Yani perakende müşterisi içinde, bireysel müşteri içinde, kurumsal müşteri içinde. Yani bugün otomobil olmadan gerçekten işinizi gücünüzü yapamıyorsunuz. Büyüyen bir Türkiye var. Yani nüfus olarak da büyüyen, iş kapasitesi olarak büyüyen bir Türkiye'de artık insanların otomobil olmadan günlük programlarını, ticari anlamdaki işlerini yapamayacağını hepimiz biliyoruz. İşte iki açıdan baktığımızda nasıl geldi bu rekor ya da neden Nisan-Mayıs'a göre daha az bir adette kapandı Eylül? İki farklı pencereden bu şekilde özetlemek mümkün aslında. Peki son çeyrek tabii biraz daha yavaşlama ya da önümüzdeki günlerde mesela yıl sonu kampanyaları da olduğu için demek ki burada sektör yine de beklentinin üzerinde ya da beklentiye paralel bir rakamla kapatacak diyebiliyor muyuz? Tabii şu anda Eylül sonu itibariyle geldiğimiz rakam 850 bin üzerine çıktı. Son çeyrekte 3 ayda yani mevcut tempoyu koruduğumuz takdirde görünen o ki 1 milyonun üzerinde bir rakama ulaşırız. Yani 1 milyon 50 bin, 1 milyon 100 bin bandına bir yere ulaşırız. Elbette ki neler etkili olur bunun üzerinde? Yine söylüyorum, herhangi bir beklenmedik kur artışı söz konusu olur da fiyatlar yukarı giderse bu etkili olabilir olumsuz anlamda. Kredilerle ilgili yaşanan bir sıkıntı söz konusu, orada çok büyük bir değişiklik olacakmış gibi işaretler almıyoruz. Yani kredilerin rahatlayacağı yönünde bir konuşma pek yok aslında baktığınız zaman. Bundan dolayı o açıdan bir farklı beklenti olmaz. Ama bu tempoyla giderse 1 milyonun üzerine çıkarak bu yıl tarihi bir rekorla seneyi kapatacak gibi görünüyor sektör. Burada kredilerle ilgili bir beklentiniz yok. Dediğiniz gibi zaten ekonomi yönetimi hep buralara atıfta bulunuyor. Yani hiç talebin işte kısılması vesaire ama... bir de matrah düzenlemesi vardı. Herhalde o da böylelikle ötelenmiş mi oluyor? Ne dersiniz? Şimdi zaten matrah düzenlemesi işinin zamanı çoktan geçti biliyorsunuz. Yani tabii, kurum geldiği noktaya baktığımız zaman şu anda en çok satışı yapılan segmentteki araçlarda hepsi %80'lik dilime giriyor. Yani bu bizim aslında istediğimiz, beklediğimiz sağlıklı bir vergi şeyi değil, yapısı değil. Ancak mevcut durumda bir şekilde zaten belli adetlerin üzerine çıktığı için pazarda satışlar, benim kişisel beklentim yani yılbaşından önce böyle bir şeyi çok değerlendirmeye almayacaklar gibi hissediyorum. Çünkü söylemler de biraz o yönde. Daha çok özellikle gelecek sene iç pazarın soğutulması gibi söylemler var. Bundan dolayı yılbaşından önce beklemiyorum. Yılbaşında olup olmayacağıyla ilgili de bir şey söyleyemiyorum. Yani belki daha uzun vadeye de yayılabilir. Ama yapılmalı mı? Normalde yapılmalıydı. Yani biz her kur artışında o braketler bozuldukça peki, daha sağlıklı yapı olan dağılımda olmasını bekleriz ama öyle bir işaret pek almıyoruz. Peki Ali Aydar Bey, şunu da sormak istiyorum hazır sizi tabii yakalamışken. İkinci el araç piyasası. Burada biliyorsunuz bir balon oluşmuştu. Dolayısıyla sıfır araç artık bulunuyor. Pek çok markayla da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Buraya otomotiv zirvesine de ağırlıyoruz. Ne dersiniz? O balon artık geride mi kalacak, kaldı mı? Şimdi bu balon evet sıfır aracın olmadığı bir ortamda oluşmuştu. Tarihinde ilk defa yaşadık bunu biliyorsunuz. Uzunca bir sürede devam etti. O zamanlar da hep söylüyorduk.
Buradaki balonun oluşma sebebi sıfır araç olmayınca, araca ihtiyaç da olunca işte bu ürünler, ikinci el ürünler kıymete bindi ve hiç olmayacak fiyat noktalarına kadar gitti. Peki ne oluyordu bu 3 yıl boyunca? Hani kızıyorduk ya, ya bu insanlar bu işin işte fırsatçılığını yaptı, ticaretini yaptı, alsatçılık yaptılar diye. Ama bu 3 yıl boyunca da bu ticareti yapan alsatçıların aracı sattıkları bir nihai alıcı da bulundu demek. Yani o yüksek fiyatlara rağmen araç alındı. Niye alındı? Hep söylediğimiz bir şey var. Mobilite bir ihtiyaçtır. Bakın bireysel müşteriler içinde, kurumlar içinde mobilite olmadan, bir otomobiliniz olmadan, bir aracınız olmadan günlük işlerinizi devam ettirmeniz artık imkansız. Bu bir lüks değil. Bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. O ortamdan kaynaklı bu fırsat ortamı doğdu ve ikinci el fiyatları yükseldi. Biz hep şunu söyledik, bunun nihai çözümü sıfır araç bulunurluğu eski normale dönerse o zaman ikinci el fiyatları da olması gereken sıfır aracın altında yer alması gerekiyor. Hep onu söylüyorduk. Bu pozisyonlara girilecek diyorduk. Nitekim işte geldik. Eylül ayında bu başlar demiştik. Ekim'e geldiğimizde görüyoruz ki ikinci el fiyatları da yavaş yavaş olması gereken yere doğru geriledi. Sıfır araçlarda da kampanyalar yapmaya başladı. Şu anda biliyorsunuz firmalar, marka. Ne kadarlık indirimlerden bahsediyoruz bu arada? Şu anda Ekim ayının çok başındayız. Her marka fiyatlarını açıklamadı ama yani değişik değişik işte faiz kampanyaları var, fiyat indirimleri var. Hatta bazı modellerde ÖTV muaf sınırına çekilmiş rakamlar var. Tabii ki burada bu yüksek indirimlerin arkasında üreticilerin de konuya destek vermesi önemliydi. Uzun zamandır böyle destekler alınmamıştı. Sanıyorum üreticilerinden destek alanlar daha büyük oranda indirim yapabildi. Kendi içerisinde distribütör bazında konuyu çözenler nispeten daha az indirimler yapabildi. Önümüzdeki günlerde markalar yavaş yavaş yeni fiyat listelerini açıklayacaktır diye düşünüyorum ama iyi rakamlar duyuyorum. Yani 180 bine varan rakamlar duydum bugüne kadar birkaç gün içinde. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. ODM'de Başkanı Ali Aydır Bozkurt'u ağırladıktan sonra 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Saat 14'te tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.